geldiniz. Öncelikle bugünkü toplanma amacımız, bu zamana kadar bize çok büyük destekler oldunuz. Sabah demediniz, akşam demediniz, bütün haberlerimizi yaptınız. Bizi yalnız bırakmadınız. Hem bu en son Balıkesir'de olan Türkiye şampiyonası olsun, vermiş olduğunuz özveriden dolayı böyle bir sabah kahvaltısı düşündük. Bir de çok ani bir karar aldık boksu ara vermemizle alakalı. Boksu ara vermemizle alakalı konuya gelecek olursak da şu an için vermiş olduğumuz emeklerin karşılığını alamadığımız için yurt dışından bize söylenilen işte kendimizi kanıtlamamız gerektiğiyle kanıtlamamız istenmiş. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz maçlarda zaten biz kendimizi kanıtlamıştık. Böyle bir karar aldık şu anda. Çünkü emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin karşılığını alabilecek bir zemin veya ortam olursa tekrar boksa devam edeceğiz. Yine biz boksu ara vermemizle alakalı birçok kişi milletvekilliğiyle alakalı yorumlar yapılmış, mesajlar alınmış. Şu an için şu siyasi konjüktürde böyle bir şey mi, yani benim düşüncemde yok. Ama bir sene sonra belki yerel seçimler olabilir. Görev istenmez verilir diyorlar ya, eğer halkımız böyle bir şey isterse, Balıkesir halkı, bir dahaki sene böyle bir düşünceye gireriz diye düşünüyoruz ekibimizle. Emeğinin karşılığını alamadın dedim. Bu maddi mi yoksa manevi mi? Şimdi biz manevi olarak zaten bunun değerini, karşılığını hem Türk halkından olsun hem Balıkesir'den olsun kat kat bunun karşılığını alıyoruz, ama tabii insan emeğinin karşılığını maddi olarak da almak istiyor. Şu an için alamadığımız için böyle bir şey düşündük. Ama manevi olarak da dediğim gibi hem Balıkesir halkı olarak hem Türkiye olarak hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. İlk 20'de yer alıyorsun. Evet. Ama senin tekrar kendini kanıtlamam gerektiğini mi? Evet. Bize bu tarz bir şeyler söylüyorlar. Yani biz bizim söyleme amacımız, hani biz bu edere etmiyoruz, daha fazla etmemiz lazım diyoruz. Bize kendimizi kanıtlamamız gerektiğini söylüyorlar. Yapmış olduğumuz maçlarda bu zamana kadar bunun zaten teminatı, yani kendimizi bir şekilde gösterdik. 1200-1300 boksör arasından ilk 20'ye girmiş durumdayız şu anda. O yüzden bizim kendimizi kanıtlayacak bir şeyimiz yok. Yine ilerleyen süreçlerde dediğim gibi anlaşabilme durumu olursa tekrar devam edeceğiz bu. Ali'nin kendini tekrar kanıtlayabilme gerektiğini söyleyen isim neresi yani? Menajerimiz, promotörümüz, Amerika ile olan bağlantılar, onunla alakalı. Neden böyle bir kanıya varıyorlar? Neden böyle bir şey? Bizim Türk sporcusu abi hep ikinci plandadır. Bizde yabancı sevdası hep ön planda olduğu için bizim telefon görüşmelerimizdeki şeyler yabancı boksörlerle bu şekilde anlaşılmadığı yönünde. Ama bizim bir dönem bir sakatlık yaşamıştık. Onu bahane üretiyorlar. İşte kendimizi kanıtlamamız gerektiğini, televizyonların ödeme yapmadıkları bir ton böyle muhabbetler dönüyor. Onunla alakalı. Peki en son Balıkesir'de senin adına düzenlenen bir boks şampiyonası oldu. Türkiye boks şampiyonası. Evet. Devam edecek. İlki düzenlendi. Orada Türkiye Boks Federasyonu Başkanı sana bir teklifi olmuş açıkça. Sen kapıyı da kapatmamıştın gerçi. Aralık bırakmıştın o zaman. Biliyor musun bu teklifi? Evet. Olimpiyatlarla alakalı. Yok, şu an için öyle bir düşüncem yok. Çünkü Türkiye'nin hangi branşı olursa olsun, şu an benim profesyonel boks yaşantımda Türkiye Boks Federasyonu'yla ilgili hiçbir bağlantım yok. Çünkü bizim boks federasyonumuz sadece amatör boksla ilgileniyor. Profesyonel boksla hiçbir bağlantısı yok.
Şu anda da spora ve sporcuya hiçbir şekilde destek olunmadığı için, bu işlere siyaset girdiği için şu anki süreçte zaten bırakın profesyonel boksu, amatör boksu da istemiyorum yani. Eğer hani siyaset girdi dedim ya, eğer sporun içine siyaset girdiyse biz de bir şekilde ilerleyen süreçlerde siyasetin içinde oluruz diye düşünüyorum. Hadi yanlış anlaşılmasın. Boksu bırakmıyorsun, ara veriyorsun. Evet, ara veriyorum. Bunun sonucu tekrar dönmene bağlı olan sebep nedir? Yani nasıl döneceksin? Nasıl bir şey olacak? Yani emeğimizin karşılığını alınca abi. Bu emeğin karşılığı nasıl bir yani menajerlerin para salamında... Tabii ki. Yani şimdi sporcunun kaygıları vardır yani maddi olarak işte geleceğini garanti altına alması gerekiyor. Hani ben tüm sporlar zaten sakatlık riski yüksek. O yüzden hani hiçbir sporu birbirinden ayırmıyorum ama bir şekilde biz yumruk yiyoruz yani darbe yiyoruz. İşte bir büyüğümüz olmadığı için hiçbir şekilde bilmiyoruz abi onu. Yani rahmetli şu an mesela yağlı güreşlerde, pehlivanlarda bir ustalık vardır değil mi? Bizim şu anda usta diyebileceğimiz bir insan yok. Yani rahmetli Sinan abi olmuş olsaydı veya bir büyüğümüz bizden daha iyi yerlere gelmiş birileri olsaydı bunlarla istişare ederdik. Ama biz hep kandırılan taraftayız yani Türk sporcusu olarak. İşte kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Bize yatırımlar yapılıyor. El cebe sokulacağı zaman yok. O zaman boks da yok. Yani ne kadar yetenekli olursan ol. Bizim gibi insanlar dik durmazsa abi. Tamam bizim bir hayalimiz var. Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz ama bizim gibi bir sporcuyu bizim gibi bir sporcuya böyle bir muamele yapılıyorsa bizden sonraki gençlerin neler yaparlar artık orasını düşünsünler diye söyleyeyim. Yani o yüzden dediğim gibi hani birçok gazeteye gittim aslında. Hani burada söylenmesin ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama işte Anadolu Haber Ajansı'na gittim. Birçok gazeteye gittim İstanbul'da en son bu Amerika maçım öncesinde. Şu an hani rahmetliye olan saygımız çok yüksek bizim Sinan abiye. Oradaki gazetecileri abilerimizin dediği şu an senin kariyerin Sinan Şahmisam'dan daha iyi. Ama duyuluyor mu duyulmuyor. Çünkü iki tane deplasmana gitmiş Sinan abi ikisinde de kaybetmiş. Biz son iki deplasmanımızı kazandık. Bir de Amerika gibi büyük bir cehennemde yani kazandık. Biri Miami'de, biri New York'ta. Hala bizi kendimizi kanıtlamamız söyleniyor. Kendimizi kanıtlayacak bir şeyimiz yok bizim. Yani göreceğiz bakalım ilerleyen süreçlerde ne yapabiliriz.